Geçelim öyle. Başkan buyurun yiyelim. Tekrar merhaba. İnancı ve kimliği barındıran, ben Dersim'e geldiğimde iki mesele dikkatimi çeken bu oldu. Ve korunması da gerekir aslında. Yani, bu birlikteyi, bu dayanışmayı korumak da gerekiyor, güçlendirmek de gerekiyor belki. Mesela şu an biz Dersim Belediyesi'ne bakıyoruz, ne kimse bir ittifak var. Bir özelliği de o. Evet. Bir sürü siyaseti de kendi içerisinde evet. Barındırıyor olması ayrıca bir özelliği. Aynen öyle. Yani müthiş bir şey aslında bu. Belki de biz bu kültürü bütün bir Kürdistan ve Türkiye'ye de yayabiliriz. Yani aslında bizim hedeflediğimiz toplum modeli de biraz böyle. Biz demokratik ulus modelini savunuyoruz. Biz biraz burada başarmışız gibi de aslında yani. Burada birçok kimlik de yine bu belediye çatısı altında kendi özgün özgürlüğünü de sağlayabiliyor. Çok iyi bir şey gerçekten. Yine bunun yanında eş başkanlık modelinin hayatta olması gerçekten umut da veriyor bize yani. Dersin Göreşkesi'nde sadece bir alevi inancına mensup yöre hak yaşayan var. Burada sonu inancını da dersinler var. Çelmiş gezekler tuttu. Bunlar burada bizim Sünni inancılar olan Kürt halkımızda dersimlerimiz de var. Sünni Türk inancılar olan dersimler de var. Yani tabi bu 450 dersimdir. Bunu bu Çelmiş Gece'ye gittiğinizde daha güçlü görebiliyorsunuz. Perfekte daha güçlü görebiliyorsunuz. Tabi belirli ilçelerimizde finansal anlamda hayat tutarak başlıyor. Ama burada Dersim coğrafyası, Dersim toprağı aslında bizde kurmanç gibi her bir dönüş diyorlar. Kutsal topraklar diyorlar. Burası 72 inancı da, kültürü de, milleti de kucaklayan bir coğrafyadır. Yani dokusunda burada. Bu anlamda bu coğrafyada acılar da yaşanmış Cumhuriyet'in yüzyılında. Büyük sulunlar, büyük akdemler yaşanmış. 38 soykırımında 40 bin üzerinde basınlık katılmış. Daha sonrası 60'lı, 70'li yıl, 82 Eylül, 94'te 500 tane köyü boşaltılmış. Daha sonra da siyasal iktidarlar, eyalanlar Dersim üzerinde uzun vadeli stratejilerini hayata geçirmek istemişler. Ama biz şunu diyoruz, Dersim'de bu kadar acıya rağmen 100 yıllık cumhuriyet tarihinde hep şunu dediler, demokratik bir anayasa, demokratik bir cumhuriyet ve demokratik bir Türkiye dediler. Yani bu anlamda bir hareket aramasında da bu ikinci yüzyılda da evet diyoruz ki bir demokratik anayasa, demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi için hayırlarının çok farkını bir bütün ezilenlerin de kendi hakları ve taleplerini bir güvenceye bir temel alması gerekir. Dersim aslında HDP, HDK, şimdiki devrimiz HDK Komitemizden şimdi DEM Partimizin her yaprağını aslında barındıran bir kent. Hem inanç anlamında hem ulus kimliğiyle hem coğrafyasıyla aslında tam da o projeye anlamına uygun bir kent. Özellikle belediyemizde o yaprakları daha da barındırıyor. İşte birçok siyasal anlayışın, değerin buluştuğu, sistem karşısında buluştuğu bir noktada o da ayrı bir anlam ifade ediyor.